Annem kendi yaptı kahvenizi Arsen Hanım. Ah canım, sağ olsun. Teşekkür ederim. Sen bana ver, o kararır. Ya benimle uğraşma Behir. Sakar. Kaza oldu. Ben yenisini getireyim. Behlül, lütfen ama. O kibarlıktan, iyilikten anlamaz. Ben de onu anlayamadım diye üzülüyordum. Seni insan yerine koyan da kabahat. Aa, durduk yerde ne oluyor şimdi Allah aşkına? Aşk olsun. Anlamak mümkün değil. Başka türlü bir dil geliştirdiler aralarında. Ben de hiç hoşlanmıyorum. Özür dilerim. Gerçekten ileri gittim. Ben alırım şimdi gönlünü. Aman gitmeyin lütfen. Daha fazla tatsızlık çıksın istemiyorum. Sanki sizinle hiç konuşmamışım gibi. Matmazel, yine sizli bizli olduk. Siz bundan seversiniz. Alıyorum Bihtercim, lütfen. Teşekkür ederim. Nihal'cim, bana da uzatır mısın? Teşekkür ederim. Şimdi kim var hastanede? Bu gece Nihat ben kalırım geç vakte kadar dedi. Zaten yanına almıyorlar. Almazlar. Peker niye yalnız kaldı ki? Keşke bize gelseydi. Söyledim ama. Peker yalnız kalmak istedi. Yakında ne konserler var? Siz buradayken götürün beni de. Olur tabii. Bakarım programa. Bize söz vermişti değil mi Deniz Hanım? Evet evet. Ben de gelmek isterim. Hafta sonu havalar ısınacakmış. Çiftliğe gitsek ben size barbeküler hazırlasam. Ne güzel olur, at da bineriz. Arsen Hanım yeni geldi. Hafta sonuna kadar ben onu bırakacak mıyım bakalım? Ya kal ola hakikaten. Yok sevgilim, ben uzun boylu kalamam. Yarın döneceğim. Sizi bir göreyim, içim rahat etsin istedim. İçin rahat etsin. Gördüğün gibi hepimiz çok iyiyiz halacığım. Gündemimiz hemen değişebiliyor. Bunun böyle olması normal değil mi Nihal'cığım? Tabii. Hayat devam ediyor. Sadece hastaneyi mi konuşalım Nihal'cığım? Hayır. Ama biraz daha duyarlı olabiliriz. Sonuçta orada yaşam mücadelesi veren sizin anneniz. Hepimiz üzgünüz tabii ama bunu sürekli gündemde tutup daha fazla üzülmenin anlamı yok Nihal. Tabii. İnsanın içinden gelmiyorsa bir anlamı yok. Evet. Nihal. Aslında Nihal şunu söylemek istedi. Tercümana ihtiyacım yok benim. Ne söylemek istediğim yeterince açıktı. Bak Nihal'cim. Dünyada sadece siyah ve beyaz yok. Bazen hiç renk olmadığını düşün. Gökkuşağının olmadığını düşün hayatında. Firdevs Hanım'ın kızı olmak benim için yeterince ağır bir sorumluluk. Sen kendi annen için çok üzüldün. Benim de senin annene üzüldüğün şekilde üzülmemi bekliyorsun. Ben Melih Bey takımının mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyorum. Bihtercim, sağlığa, mutluluğa. Gökkuşağına. Güzel. Gökkuşağına. Müzik.
Thank you.